Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 1 Kasım 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Sanayicinin kullandığı doğalgazı zam. Sanayi aboneleriyle elektrik üretim santrallerine verilen doğalgaz fiyatları yükseltildi. Buna göre elektrik üretim santrallerine verilen gazın metreküp fiyatı %46.8 arttı. 300 bin metreküp üstü gaz tüketen sanayi abonelerine uygulanan gaz fiyatları da %48 zamlandı. Konut aboneleriyle 300 bin metreküpten az tüketen abonelere uygulanan gaz satış fiyatı ise değişmedi. Sayın dinleyiciler, BOTAŞ elektrik üretim amaçlı tarifiye yaptığı zamla ilgili bir de açıklama yayınladı. Açıklamada bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarını tüketicilerine aynı oranda yansıtmadığını ve tüm abone grupların en azami şekilde korunduğu belirtildi. Otogaza yine zam geldi. Yarından geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinden otogazın litre fiyatına 49 kuruş zam yapıldı. Uluslararası fiyat artışları ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak İstanbul'da 6.10-6.18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6.59-6.67 liraya yükselecek. Enerji krizinin çözümü güneş. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genset Başkanı Halil Demirdağ, enerji portföyü içindeki güneş enerjisi payının artması gerektiğini işaret etti. Enerji krizinden çıkışın anahtarının başta güneş olmak üzere yenilenebilir kaynaklar olduğuna dikkat çeken Halil Demirdağ'a kulak verelim. 280 gün güneş olan, sadece 80 gün yağmur olan, ki bazı yerlerde daha az yağmur olan bir ülkede hidroelektriğe, akarsuya güvenip bir ülkede 280 gün güneş var. Niye güvenmiyoruz? Niye korkuyoruz? Bu korkudan ben şunu kulaklarımla duydum. Ya bulut geçince ne olacak? Türkiye'nin hepsine birden bulut bir anda mı gelecek? Aynı şekilde ben hidroyu sorayım. Her yerde aynı anda yağmur mu yağıyor? Yağmıyor. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ'ın kuraklığın giderek derinleştiği günümüzde güneş enerjisinin daha da önem kazandığına dair değerlendirmelerini dinledik. Devlet kömür dağıtıp elektrik desteği verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine destek olmak için toplamda 2,5 milyar TL kaynak ayırdı. Bakanlık toplam değeri 1,6 milyar TL'ye ulaşan kömür dağıtacak. Kalan kaynak elektrik desteği olarak verilecek. 51 santral kapasite desteği alacak. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ, piyasa şartlarına üretim yapmakta zorlanan elektrik santrallerine yönelik kapasite mekanizması desteğine 2022 yılında da devam edecek. Önümüzdeki yıl bu destekten yararlanabilecek 51 santral açıklandı. Listede 18 doğalgaz santrali, 23 kömür santrali ve 10 hidroelektrik santrali yer alıyor. İklim Değişikliği Konferansı başladı. 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP26 bugün başladı. İskoçya'nın Glasgow kentindeki konferansa 120'ye yakın dünya liderinin yanı sıra 30 bin kişinin katılması bekleniyor. Konferansa ülkelerin net sıfır karbon hedefleri ve Paris İklim Anlaşması kapsamında alınan tedbirler paylaşılacak. Gazprom rekora koşuyor. Gazprom yılın ilk 10 ayındaki doğalgaz üretimine geçen yılın aynı dönemine göre %15.8 oranında artırdı. 422.6 milyar metreküplük üretim şirket tarihindeki rekor düzeylere yaklaşmış durumda. Avrupa ülkeleriyle Türkiye'ye yüksek miktarlarda gaz ihraç eden Gazprom'un verileri, son dönemdeki fiyat artışlarının Rusya'nın üretim kısıntısından ileri geldiği yorumlarını boşa çıkarmış oldu. Suudi Arabistan pil metali arayacak. Suudi Arabistan enerji dönüşümünde bir adım atmaya karar verdi. Ülke pil üretiminde kritik rol oynayan metalleri kendi topraklarında bulabilmek için büyük yatırımlar yapmayı planlıyor. Yatırımlar maden arama şirketi Maden tarafından yapılacak. Çin'de kömür fiyatları duruluyor. Çin'de kömür fiyatları alınan tedbirler sonucu istikrar kazanmaya başladı. Ülkede günlük ortalama kömür üretimi Ekim ayı ortasından bu yana 11,5 milyon ton seviyesinin üzerine çıktı ve 11,72 milyon tonla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Değerli dinleyiciler, Cezayir-Fas gerilimi artıyor. Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Fas toprakları üzerinden İspanya'ya yapılan doğalgaz akışının durdurulması emrinin verildiği duyuruldu.
COPAB Bursa'da kendi elektriğini üretecek. İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren COPAB ısı sistemleri, Bursa Minareli Çamaşır Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesisinde 2022 yılında tamamlanacak olan güneş enerjisi sisteminin kurulumuna başladı. Santral fabrikanın yıllık enerji tüketiminin %10'unu karşılayacak. TEDAŞ'tan kamulaştırma yağmuru. TEDAŞ içinde Antalya, Ankara ve İzmir'in de olduğu 12 ilde 24 ayrı enerji nakil hattı projesi için çok sayıda kamulaştırma yapacak. Sayın dinleyiciler, Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco yılın 3. çeyreğinde karını bir önceki yıla göre %158 oranında artırarak 30.4 milyar dolara çıkardı. Sırada petrol fiyatları var. Enerji piyasalarındaki arz daralması petrol fiyatlarının da istikrar kazanmasına engel oluyor. Haftanın ilk işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasada 85 dolar seviyesinin hemen altında bulunuyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 2 Kasım 2021 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 852.54 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 08.09 aralığı için 1131 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 04.05 dilimi için 601.67 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.